Hem Sırcan Bilal Hocam, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, süperiz. Evet, bugün sloganımız şu: takılma, turla. Güzelmiş soru, değil mi? Vallahi başlık iyi. Takıldım bir ara herhalde. Takılmamam gerekiyor. Ya ben takılma dedim ama sen takılıp kaldın. Hadi bakalım. Ben biraz geç mi anlıyorum? Biraz geç yani. Daha hızlı anlayacağım sözü. Aslında ondan değil. Ya kafada başka bir şey var herhalde. Ya borsa. Takıldığın için olabilir mi o? Ya borsaya takıldım bu aralar biraz. Takıldığın için işte geçemiyoruz. Bir türlü inmiyor, çıkmıyor. Ha pardon. Sorumuz takılmaydı. Hocam siz buyurun. Takılma hocam, turla. Evet. Bu turlama tekniği nedir hocam? Tam olur. Ya önüne gelen ya da gelmeyen, az olan bir şeyler konuşuyor. Nedir Dönüşten. Bu işin ehlinden bir dinleyelim. Turlama dediğim şey ne? Yani beğendiğimiz soruları çözmek, beğenmediğimiz soruları çözmemek mi? Hayır. Nedir bu turlama? TYT olarak anlatayım ben size. TYT'de şimdi 120 tane soru var. 40-20. Herkes bir yiğit, her yiğidin bir yoğurt yiyişi var dedik. Bir yiğit çıktı, dedi ki ben Türkçeden başlayacağım. Başladın. Eyvallah. Matematikle devam edeceğim. Tamam. Sosyal yapacağım. Güzel. Fen yapacağım. Bu bir sıralamadır. Tamam. Saygı duyarız. Turlama tekniği tam olarak şu. Bir de bunun yanlış yapılışı var. Onu da unutturmayın. Söyleyin, hatırlatacağım. Türkçede devam ediyoruz. Yaptık, uğraştık, ettik. 32. soruya geldik. Öyle bir uzun paragraf ki zorluk seviyesi de 5 üzerinden 5. Hakikaten eleyici soru. Sormuşlar ve ben bu sorunun cevabını açıkçası çok fazla kestiremedim. Anlam sorusu 5 şık arasında kaldım. Yani hiçbir fikrim yok. Burada ikinci kez okudum, yine bir şey elde edemedim. Bu soruya sen bir dur, seninle çıkışta görüşeceğiz deyip devam etmektir turlama tekniğinin ilk basamağı. Sonrasında ise buna benzer soruların başlığına işaret koymamız gerekir. Aynı bu şekilde. 38'de ise evet ona da, 40'da ise 40'ın başlığında koymamız gerekir. Ardından biz devam ettik, matematiğe geçtik. Matematikte aslında turlama tekniği asıl can alıcı kısmı bu. Özellikle TYT matematiğinde. Yapamadığımız soruyla ilgili biraz olsun inatlaşmamaktır turlama tekniği. İnatlaştığımız zaman ne kaybediyoruz? Süre kaybediyoruz. Matematikte özellikle sayısal ya da eşit ağırlıkta, sözelde. Tek başına süre mi kaybediyoruz? Yani tüm mesele süre mi sizce? Hayır. Aynı zamanda protein ve enerji, evet bunlar da gidiyor. Psikolojik olarak da zamanın geçmesi geçen zamanla birlikte iyice daralmakta oluyor. Duygusal olarak olumsuz bir algı oluşuyor. Ve dolayısıyla ben başarısız olacağım inancı gelişiyor. Evet. Bu olumsuz inanç da beraberinde olumsuz davranışı oluşturabiliyor. Bu soruya da takıldıysak aynı şekilde buna da işaret koymamız lazım. Evet. Turlama tekniğiyle aslında zaman yönetimi paralel ilerler. Yani bizim önceki denemelerde elde etmiş olduğumuz bir rakam varsa biz bunu gözetmemiz lazım. Turlama tekniğinde yapılan en yanlış şey, örneğin Türkçe'de 4 tane soruyu sonraya bıraktık ama bu sonraya bırakmayı yanlış anlıyor öğrencilerimiz. Türkçe bitince 17'ye dönüyor. Hayır, Türkçe bittiğinde sen Türkçe'deki 17'ye dönmeyeceksin. Matematik, sosyal, fen, bunları bitirdikten sonra, yani 120 sorunun 120'sini de gördükten sonra artık o yapamadığımız sorulara geri dönüp yapma işlemidir. Şöyle kaza zihinde yerinde şey gibi olmuyor hocam, sözünüz kesin. Kaza yaptığınız yere tekrar geri dönmek gibi oluyor o. Ama bloklar geçtikten sonra geri döndüğünüzde zamana yaymışsınız gibi oluyor, değil mi? Zihin o kapıları kapatıyor o zaman. Aynen öyle. Onarıma geçmiş oluyor falan. Değil mi? Aynen öyle. Tamam, zihnimiz bu noktada hani farklı şeyleri gördüğü, farklı şeyleri tattığı zaman geriye döndüğünde daha farklı düşünebiliyor. Göremediği noktayı görme açısını genişletmiş oluyor. Bravo. Peki mesela atladığımız ya da sonraya bıraktığımız diye adlandırayım. Sonraya bıraktığımız soruları da kademelendirmeli miyiz? Ne demek istiyorum? Mesela bir soru tipi var. Tanıyorum aslında ama zamanımı çok fazla alacak. Onu da biliyorum. Buna X işareti. Daha önce hiç deneyimlemediğim bir soru tipi geldi. Yani bunun ne kadar zamanımı alıp almayacağını kestiremiyorum bile. Yani nasıl bir bataklık olduğunu bilmiyorum tabiri caizse. Buna da Y işareti vermeli miyim? Yoksa hepsini aynı kategoride sonra mı yapmalıyım? Bu noktada zaman odaklı ilerleyeceksek böyle bir kategori yapmamız gerekir. Ama katsayı olarak gideceksek eski sistemler şu an olmadığı için neredeyse TYT ve AYT anlamında her bir testin getirisi aynı düzeyde olduğu için TYT için söyleyeyim 1.35'ten aldığımız zaman tüm testlerin neredeyse getirisi bu katsayıda. Katsayı olarak bakmamamız lazım. Örneğin ben sayısalcıyım. Geriye dönüp önce matematik ve fen yapmalıyım. Bu noktada bizi katsayıya götürüyor ve dolayısıyla doğru bir hamle olmuyor. Ama öbür taraftan zamana bağlı bir şey yapacaksak ileride benim hani bu soruyu daha hızlı çözebilirim dediğimiz sorulara yönelmemiz belki de çözülemeyen 2, 3, 4 soruyu çözeceği için mantıklı olabilir. Katsayıdan bağımsız yapılmalı. Güzel. Ekleyeceğimiz bir şey var mı? Şey var. Enerjiyi mesela yapacağınızdan eminsiniz ama işleminiz uzun sürecek bir matematik sorusuna enerji harcamaktansa onun yerine okuyup çok çabuk kavrayabileceğiniz, hiç bakmadığınız ya da es geçtiğiniz sosyal sorusunu çözmek daha mantıklı gelir bana. Getirisi yani hem getirisi noktasında hem de zamanı enerji kullanmak noktasında böyle. Turlama deyince benim aklıma hep şey gelir hocam. Birinci tur alabildiğin her şeyi cebine almalısın. Bu mükemmel bir güven de veriyor öğrenciye. Yani
sınava giren aday kendisini iyi de hissetmeye başlıyor. Düşünsenize cebinizde %60'lık bir blok var. Sizde artık o. Diğer kalan yapamadığınız sorulara daha rahat bakabiliyorsunuz. Hem algısallık anlamında hem de okuduğunuz için, bir sefer okuyup geçtiğiniz için zihin ona dair parçaları arkadan toplayıp getiriyor zaten. Ve yapamadığınız sorular, yapma oranınız ikinci turda daha fazla oluyor. İkinci tura bonus olarak bakıyoruz bonus zaten. Bonus olarak bakmak artık lazım. Ekstralara geliyor yani. O ekstralarda yapabilme oranınızı da arttırmış oluyorsunuz. Yani demek istediğim şey şu. Eklemek anlamını söylüyorum. İkinci tura bırakmak bir şey. Yani ilk turda yapamadıklarına üzülmek bence bir ters bir mantık. Evet. Aslında bıraktığınız sorulara yapabilme ihtimaliniz daha yüksek oluyor. Aynen öyle. Buradan çünkü baktığınızda, derin bir bakış açısıyla gidiyorsunuz. Bir de zihin, ona dair kırıntılar varsa arkada getiriyor onları, yamıyor zaten. Ekliyor sağa sola ve siz tekrar geldiğinizde ha diyorsunuz, buradanmış diyorsunuz. Hatırlama gerçekleşiyor. Hatırlama olayı daha yüksek oranda çıkmış oluyor. Onun için turlama ciddi bir mantıktır. Adına ne dersek diyelim. Sonuçta bizim amacımız 120 soruda öldürebildiğimiz kadar soru öldürebilmek. Kesinlikle. Bunun için de en güçlü tekniklerden bir tanesi turlama tekniği. Tekniği hele hele TYT'de olmazsa olmazlarımıza. Zaman baskısı, psikolojik yapı, soruların eleme mantığının çok güçlü kullanılması, seçeneklerin birbirine çok yakın olması, uzun metrajlı sorular, kısa ama derin metrajlı sorular. Bütün bunların hepsi turlamayı kaçınılmaz kılıyor bence. Eklemek istediklerim var. Buyurun. Sayısalcı kompleksinden bahsetmek istiyorum. Örneğin bir sayısal öğrencisi bunu çok fazla yapıyor. Matematikte yapamadığı soru, üstelik çok çok iyi olduğu bir konuysa, ısrarla o soruya saldırıyor. Devam, devam, devam. Yoğun baskı altına alıyor. Neden böyle yaptın diye sorduğum zaman, hocam zor bir soruydu, birçok insan yapamaz ve ben yapar, standart sapmadan puan alırım diye bir gerekçe sunuyor. Alır mı? Almaz. Öyle bir şey yok çünkü. Çünkü 69'dan bu yana yok hocam. Biz bir yıl uyguladı ÖSYM bunu. Bir daha uygulamadı. Ya standart sapmada benim bildiğim şu. Yanlış hocam, ekleme yapmak isterseniz 40 sorunun yapılma oranına, Türkiye'deki yapılma oranına bakarak bir katsayı belirlemesi oluşur. Katsayı değeri belirlenir. Onun için birinci soruyla 40. sorunun arasında, yani yapılamayan soruyla yapılan soru arasında katsayı farkı yok diye biliyorum ben. Yani çok doğru. Hepsi aynı puanı getiriyor. Matematikte 2019 yılında bir soru, atıyorum 1.38 getirirken 2020 yılında 1.35 getirebilir. Yıllar arasında farklılık gösterebilir. Sebebi de şey diyebilirim. Ama 2020 yılında yapılan sınavda İkinci soru 1.38 getirdiyse 20. soruda 1.38 getiriyor. Aynen. Hiç kimsenin çözemediği 33. soruda 1.38 getiriyor. Bunu iyi anlamak lazım. Özetleyelim. Sorunun standart sapması yoktur. Testin standart sapması vardır. Bu da neyi beraberine getirir? Her yıl değişimi beraberine getirir. Ortalamaya bağlıdır bu. Yapılma oranı düştükçe çarpım değeri yukarıya çıkar. Aynen öyle. Bu kadardır. Gençler, turlama tekniğini şuna benzetin. Hani çok tavsiye etmesem de bir ağaç var. Artık bu ağaç diğer ağaçlara zarar vermeye başlamış. Ve biz bu ağacı yıkmamız gerekiyor. Ama o kadar uğraşıyorsunuz, yıkamıyorsunuz. Siz bu ağacın arkasını, önünü kazarsanız çok daha kolay yıkarsınız. Bu da demek oluyor ki 22. soruyu yapamadıysanız 20. ve 22'den sonra 21. ve 22'den sonraki soruları güzel bir şekilde yaparsanız o ağacın önü arkası boşaldığı gibi sorunun da önü arkası boşalacak ve devirmek çok daha kolay olacak. Peki, teşekkür ediyorum. Güzel bir benzetme oldu diye düşünüyorum. Sevgili arkadaşlar, hocalarımızdan beklentilerinizi yine yorum olarak aşağıya bırakabilir. Videoyu beğenmeyi, sonra kanalımıza abone olmayı ve zili açmayı unutmuyoruz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.